Hüdapar'la kol kola verenler, ülkücü gruplar Suavi protesto ettiği için benim tuttuğum kola hiçbir şey söyleyemezler dedi. Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıktan sonra bu vatan, bu ülke kurtulmaz. Şimdi korkakların silme, cesurların birbirine cesaret verme zamanı. Sanatçı Suavi, İstanbul Beykoz'daki konserinde ülkücü bir grup tarafından hedef gösterilmiş, ardından Seydişehir'deki konseri iptal edilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Çine'deki Suavi konserine giderek sanatçıya destek verdi. Cesurlar bir kez ölür, korkaklar her gün ölür. Korkakların her gün korkmaya devam edeceği bir Türkiye'yi değil, cesaretin her şeyi yeniden güzelleştireceği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Özel, Suavi'yi hedef gösterenlere Hüdaparlı Cumhur İttifakı hatırlatması yaptı. Sizin partilerinizin iki lideri Ağlat'ta yanlarına kimi aldılar da kuvvet komutanlarıyla birlikte fotoğraf çektirdiler. Anayasanın ilk dört maddesiyle sorunumuz var diyen Hüdapar'ın genel başkanını yanlarına alıp kol kola girdiler. O Hüdapar anayasanın ilk dört maddesine karşı ya. Ülkenin kurucu değerlerinin altını net ifadelerle çizdi Özel. Sadece üzülüyorum dedi. Bayrağa karşı olanlarla, İstiklal Marşı'na karşı olanlarla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğiyle, bütünlüğüne karşı olanlarla kol kola giren lideriniz varken benim kolumdakine söyleyecek hiçbir sözünüz yok. Sadece üzülüyorum. Futbol dünyasında çok konuşulan bir haber. Galatasaray'da kara borsa iddiaları ya da skandalı, bu yöndeki iddialar, güçlü iddialar var. Fatih Altaylı ve Divan Kurulu üyesi Hayri Kozağ'ın gündeme getirdiği iddialar üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Galatasaray'da kara borsa bilet iddialarının yarattığı kriz sürüyor. Divan Kurulu üyesi Hayri Kozağ'ın açıklamalarıyla başlayan süreçten bu yana sular durulmuyor. Kozağ'ın Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma tartışmaları beraberinde getirdi. Milyarların, milyonların döndüğü bir olaydır bu. 18 tane isimleri zikredilmeyen ama detaya girdikçe mutlak surette ortaya çıkan 18 tane Galatasaraylı Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmaya çağrıldı. Kozağ'ın ardından gazeteci Fatih Altaylı'nın köşe yazısı gerilimi tırmandırdı. Altaylı köşesinde başkan belli ki soyguncuların yanında durmayı tercih ediyor dedi. Altaylı'nın kulüp içinde görev değiştirmeleri ve isim vererek banka hesaplarına işaret ettiği yazısı kulübü karıştırdı. Altaylı bilet operasyonlarının idare edildiği oda diyerek güvenlik odasının arkasındaki gizli odayı işaret etti. Hayri Kozak da Fatih Altaylı gibi başkan bu işten haberdar vurgusu yapmıştı. İçlerinde yönetim kurulu üyelerimiz de var. Ama onların bir rahatsızlığı yok. Sizlere bilgisi yok, başkanın da bilgisi var. İddialar Galatasaray Kulübü'nü harekete geçirdi. Kulübün denetim kurulu olaya ilişkin soruşturma başlatırken SPK'ya da başvuru yapıldığı belirtildi. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda denetim kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çevresinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını yönetim kurulumuza bildirmiştir. Süreç tüm şeffaflığıyla, kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir denildi. Kulüpte yeni bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray Başkanı Özbek, kara borsa bilet iddiaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Galatasaray'ın kombine dışındaki yaklaşık 10 bin bileti satışa çıkardığı andan itibaren özel bir uygulamayla tükenmiş gösterildiği iddia edilmişti. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları ve derbiler gibi önemli maçlarda kara borsa düzeni işletildiği söylenmişti.
Normal fiyatından satın alınan biletlerin kara borsa yöntemiyle 5000 euroya varan fiyatlarla taraftara devredildiği iddia edilmişti. Bu yöntemle satın alınan biletlerden elde edilen gelirin ise tahmini 56 milyon euro olduğu belirtiliyordu. Sarı kırmızılı kulüpte yönetim kurulu düzeyinde iki istifa yaşanmıştı. Galatasaray yönetim kurulu üyesi Ali Yüce, Young Boys maçına saatler kala resmi hesaptan yapılan açıklamanın usulü ve zamanlamasının kendisini bu kararı almak zorunda bıraktığını belirtip istifa ettiğini duyurmuştu. Yönetim kurulunda Ali Yüce'den sonra Niyazi Yelkencioğlu da istifa etmişti. Spor demişken futbol üzerinden bu ülkede büyük bir bölücülük faaliyeti sürdüren gruplar var. Nasıl yapıyorlar bunu? Bahisle değil. Şimdi ekrana getireceğiz. Bir taraftar grubu, Sakaryaspor taraftarları, Ahmetspor maçına gidiyorlar. Maçta giderken araçta hepsinin yüzünde bakın yeşil diye bilinen, yeşil kod adıyla bilinen faili meçhul cinayetler işlemiş bir karanlık ismin maskesi var. Arkada elde kılıç da var. Yani savaşa mı gidiyorlar belli değil. Savaşa mı maça mı gidiyorlar? İki, Kemal Kılıçdaroğlu için suçu suçluyu övmekten siyasi yasak, 3,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açanlar, onu şikayet eden MHP'liler, yeşil kodlu, kod adlı Mahmut Yıldırım, bu ülkede faili meçhul cinayetlerin simgesi olmuş bir isim, karanlık cinayetlerin simgesi olmuş bir ismin bir grup tarafından açıkça savunulduğu bu görüntülerin ardından acaba ne düşünür, ne hissederler? Bu grubun bu sloganları maça giderken, ki maç beraberlikle sonuçlandı, görüntüler daha sonrasında düştü sosyal medyaya. Şimdi bu kişilerle ilgili hem savcılığın, bakanlığın hem de takımla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlatması gereken soruşturma konusunda tartışmalar var. Bu konu böyle göz ardı edebileceğimiz bir konu değil. Açık bir provokasyonla karşı karşıyayız, açık bir bölücülükle karşı karşıyayız. Bu ülkeyi, milleti, toplumu birbirine düşürmeye çalışan düşmanca, haince bir girişimle karşı karşıyayız. Yüzüne Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan oradaki her bir kişi mutlaka bulunmalı, sorgulanmalı ve yargılanmalı. Şimdi Çatal Ağaç'a gideceğiz. Giresun'un Doğankent ilçesi Çatal Ağaç köylüleri, köyün doğal kaynaklarını kirlettiği gerekçesiyle madencilik faaliyetlerini protesto ettiler. Bir köylü kadın eyleme üzerinde "Doğayı kirletenlere sütümü helal etmiyorum" yazan döviz asılı ineğiyle gitti. Giresun'da Doğankent Çatal Ağaç köylüleri doğal su kaynaklarını atık suyla kirleten madencilik faaliyetlerini protesto etti. Köylüler maden alanına